Ramazan ayı ki yeryüzü halkı onun için hazırlanmaya başlamadan önce gök halkı ona hazırlanmaya başlar. Allahu Teala o ayda iyilik, bereket ve hayırlar yaratmıştır. Allahu Teala bir hadis-i kutsi'de şöyle buyurmuştur: "Ey melekler, işini yapan bir kişinin karşılığı nedir?" Melekler dediler ki: "Ey efendimiz, Rabbimiz, onun karşılığı senin ona ödülünü vermendir." Allahu Teala şöyle buyurur: "Ey melekler, sizleri şahit tutuyorum ki ben onların benim rızamı ve onları bağışlamamı umarak tuttukları oruçları ve kıldıkları namazların ecrini kendim vereceğim. Kullarına ise ey kullarım benden isteyiniz. İzzetim ve celalimle bugün dininiz ve dünyanız için benden ne isterseniz size onu vereceğim." Ve melekler Allahu Teala'nın bu ümmete iftar edecekleri vakit vereceği mükafattan dolayı birbirlerini müjdeler, sevinirler. Ebu Hüreyre radıyallahu anh bildiriyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Her kim iman ederek ve sevabını Allah'tan ümit ederek Ramazan ayı orucunu tutar ve gecesini ibadetle geçirirse geçmiş günahları bağışlanır. Her kim de iman ederek ve sevabını Allah'tan ümit ederek Kadir gecesini ihya ederse geçmiş günahları bağışlanır. Dört kişi vardır ki Allahu Teala onları bağışlamaz, oruçlarını kabul etmez." Bu videomuzda bunu anlatacağız kardeşlerim. Videomuzu sonuna kadar izlemeyi, kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. İbn Abbas radıyallahu anh'tan rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Rabbinden rivayet ettiği kutsi hadisi şerifte şöyle işitmişlerdir. Melekler: "Ya Cebrail, Allahu Teala Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinden olan müminlerin ihtiyaçlarını ne yaptı?" derler. Cebrail aleyhisselam şöyle cevap verir: "Allahu Teala bu gece onlara rahmet nazarıyla baktı ve onları affedip bağışladı. Ancak dört grup hariç. Ya Resulallah, onlar kim?" dediğimizde buyurdu ki: "İçki içmeye devam eden, ana babasına asi olan, akrabalık bağlarını gözetmeyen ve müşahin." "Ya Resulallah, müşahin nedir?" dedik. "İnsanlar arasındaki dostluk bağlarını kesen, fitne ve fesat çıkaran kimsedir." buyurdu. İçkiye düşkün olan Ramazan günlerinde içki içendir ve Allahu Teala onu asla affetmeyecektir. Ancak tövbe ederse mağfiret edilir. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysuru vel ensabu vel ezlamu ricsum min ameliş şeytani fecütenibuhu leallekum tuflihun. Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar, fal okları şeytan işi yiyen şeylerden ibarettir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Anne babaya karşı gelenler, anne babasına isyan eden, onlara eziyet eden, yaşlılıklarında veya ihtiyaç duyduklarında onların bakımıyla ilgilenmeyen kimselerdir. Allah onlardan razı olmaz. Anne babasına olan tavrı düzelmediği sürece onların orucunu kabul etmez. Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu: Bismillahirrahmanirrahim. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi ve anne babanıza iyi davranmanızı emretti. Onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlanırsa onlara öf bile deme, onları azarlama. İkisine de gönül alıcı güzel sözler söyle. Akrabalık bağını koparan kişiyle ilgili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ahirette cezasını ayrıca vermekle beraber dünyada Allahu Teala'nın çabucak cezalandırılmasını en fazla hak eden günahlar zulmetmek ve akrabayı ihmal etmektir. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa akrabasıyla bağını korusun." Allahu Teala ayet-i kerim, Allahu Teala ayet-i kerimede şöyle buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim. "Fehel asaytum in tevelleytum en tufsidu fil ardı ve tuqatti'u arhamakum." Yönetimi üstlenseniz hemen yeryüzünde kötülük çıkaracak ve yakınlık bağlarını parça parça edecek değil misiniz? Kavgacı ve kindar olanlar,
Müslüman kardeşiyle küseni, onunla konuşmayan ve görüşmeyen, bağını koparan, onun hakkında iyilik dilemeyen kişidir. Allah Azze ve Celle onu affetmez ve bu kişinin orucunu kabul etmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İçinizden biri kendisi için istediğini mümin kardeşi için de istemedikçe gerçekten iman etmiş sayılmaz. Rabbimiz oruçlarımızı makbul, ibadetlerimizi daim, bizleri sünnet-i seniye yolunda hakkıyla ittiba etmeyi nasip eyle. Ya Rabbi, Ramazan'ın bereketinden, feyzü nisbetinden hakkıyla istifade edebilmeyi bizlere nasip eyle. Oruçlarımızı makbul, amellerimizi kabul, niyetimizi halis eyle ya Rabbi. Hakkıyla bayrama ulaşan kullarından eyle bizlere Allah'ım. Şüphesiz Allah Celle Celaluhu her şeyin en iyisini bilendir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, âli ve ashabına salat ve selam olsun.